Evet, neden böyle bir manzaramız var? Maalesef park halindeyken motora çarpıp düşürdüler. Sağ olsunlar. Hem de yani o kadar dikkatli koymuş olmama rağmen yan komşum sabah artık o uyku sersemliğinle mi neyle resmen motoru göz göre göre düşürüyor yani. İlginç. Neyse ki çok fazla hasarımız yok. Neydi onun adı? Tur camı. İşte LG koruma çizilmiş. Tur camı sipariş vereceğim ama tur camı yok piyasada. Küçücük camımızla yine yola çıktık. Bu camı da Yamaha sanırım ayıp olmasın diye koymuş yani. Bu orijinal camla ben pek kullanmadım zaten. 2 yıldır hep tur camı vardı. Şimdi tur camı kırıldı. Mecbur bunu taktım. Şimdi stokta olmadığı için bayram üstü stokta olmadığı için tur camı alamadım. Bunu takayım dedim mecbur. Elimde duruyordu zaten yedek. Ya arkadaş, bunu bir taktım. Sanki cam yok. Ama harbiden de öyle ya. Onun üzerine hele hem dar hem şuraya kadar geliyor. Ben normalde şöyle falan görüyorum yani. O tur camıyla. Yani Yamaha bunu harbiden ayıp olmasın diye yani çok da şey yapmasınlar diye insanlar onun için koymuş herhalde yani. Acayip ufak. Hatta şu anda rüzgar tam gözüme hatta burnuma falan geliyor. Tur camıyla ve tam kafamı geçiyordu yani silme geçiyordu. Tepe tam aynen kafamın tepesine vuruyordu tam. Bununla bayağı kötü ya. Bununla bayağı kötü. Yani böyle kullananlara Allah sabırlar versin. Arkadaş böyle, gerçi o Hasan şey deflektör de koymuş ama yine de bayağı kötü ya. Yine de bayağı kötü yani. Camla seyahat meyahat Allah korusun yani. Çıkmaya kalksanız yandınız. Ya ben şey yapamam. Benim konforum önemlidir abi. Benim konforum önemlidir. Ve de şimdi aynaya bakınca tekrar fark ettim. Tabii çoğu nokta aynalarımız da kırıldı. Biri kırıktı zaten. Diğeri de kırılmış oldu. Onu söktüm. Tekrar yapıştıracağım ama fırsat bulamadım bir türlü. O da bayağı işe yarıyormuş. Şimdi göremeyince fark ettim. Çünkü ya hele yan çantayla falan zaten. Yan çantayla mübarek tır gibi olduğunuz için o aynaları böyle tam çantaları görecek şekilde ayarlıyordum ben. Ondan sonra orada tam güzel oluyordu. Ya şu anda bile gayet olsa çok iyiydi yani. Şehir içinde falan çok mantıklı bir hareket. Bak şu anda ağzım bizim hep rüzgar. Şimdi bilmiyorum sesimle nasıl geliyor. Normalde hiç böyle rüzgar almıyordum. Neyse. Ondan sonra kör nokta aynalarımız da kırıldı. Agam yola bakmadan çıktı. Ya da baktı. Sola geçti çıkınca olsun. Bu da bir adımdır olsun. Şimdi bugün izin günüm şöyle dedim. Arkadaşla beraber İzmit falan böyle yuvacık falan yapalım diyorduk. Arkadaş saatin işinden dolayı biraz satışta bulundu. Ben de ne yapayım dedim. Sıkıldım evde. Hava çok sıcak. Dedim bari ben çıkayım. Biraz turlayayım. Zaman geçireyim. Sen ara gelirsen buluşuruz. İzmit'e böyle arka yollardan gidiyorum. Çok da seviyorum bu güzergahı. Bayağı bu sene geldim yani aynen. Yakın zamanda gelmedim ama hayret. Şubat aylarında falan geldim herhalde.
Aaa! Ulan nereye girdik? Ooo buraları tiçenler sarmış, tiçenler. Şöyle bir girelim bakalım. Burası çok fena ot mot olmuş. Daha burayı temizlememişler. Normalde temizliyorlar da. Oy fena sıcak. Merhabalar. Şimdi her zamanki yerime geldim. Ara ara geldiğim böyle. Hatta geçen sene çok geldim ama bu sene pek gelmedim galiba. Hatta ilk gelişim diyebilirim hamak için özellikle. Ama burası acayip otları temizlememişler. Şöyle motorla giderken biraz sıkıntı yaşadım şurada ama bir daldım otların arasına, çok güzeldi. Böyle biçer döver gibi mübarek. Şöyle biraz böyle otlara şey oldu ama böyle battı gibi. Biraz buralar uf çok otları çok büyümüş. Şöyle hamamı kurdum. Şöyle neydi bu? Nurgaz. Nurgaz marka sineklikli. Çok önemli değil aslında sineklik olması ama ya sinekli bölgelerde önemli. Onu sonradan anlıyorsun. Veyahut da bak şimdi benim üzerime bir sürü bir şey dökülüyor ağaçtan şu an. Onu böyle üstüne çektiğin zaman yukarıdan düşenler üzerine gelmiyor. Uyurken falan güzel olur valla. Ondan sonra dedim ki burası güzel böyle. Bu yeni otobanı görüyor. Yol tam görünmüyor şimdi ama o yeni otoban. Buradan ilk drone'umu ilk burada uçurmuştum. Burada değil ya, ilk kendi başıma burada uçurmuştum. Burası sakin, serbest, o yol daha yeni yapılıyordu falan. O yüzden tam yol kenarı aslında burası. Biraz böyle araba sesi oluyor ama yine de idare eder ya. Mesela bu benim eve kaç kilometre burası? 20-25 kilometre sanırım. İzmit'e de yakın. Mesela İzmit'e gidecekken uğruyorum buraya, atıyorum hamama. Kafa rahat. Dinleniyorum. Mesela bugün acayip sıcak. Öyle böyle değil. Acayip bir sıcak var. Geldim şöyle bir uzandım. Botlarımı çıkardım böyle. Bot da giyiyoruz bu arada tabii. Bot dediğim yani neredeyse dize kadar. Dize kadar değil tabii. Ya çizme sonuçta. Onlar da bayağı yaktı. Geldim şöyle gölgeye yattım. Şu cırcır böceklerin sesi, kuşların sesi. Zaten daha ne olsun ki? Arkadaşımı da bekliyorum bu arada. Arkadaş hareketli konum at dedim ona. Baktım evinin oralarda, dedim çıkmıştır herhalde. Sağ olsun Enes'ciğim. Gruptan konuşuyoruz mesela arkadaşlarla. Baktım o da cevap mesaj yazıyor. Ben dedim sen çıkmadın mı? Yolda değil misin? Nasıl? Nasıl mesaj yazıyor? Arkada daha yeni çıkacakmışmış da gene satıldık. Ya satılmaz, gelecek de beni illa bekletecek yani. Beni bekletmese rahat edemez. Hamak acayip vazgeçilmez bir olay. Ben eskiden hiç yani oturamazdım hamağa, korkardım. Niye? Çünkü 130 kiloydum. Yani 100 kilonun altına hiç inmediğim için hep korkardım hamak, böyle kopacak, düşeceğim falan diye böyle. Sonra işte zayıfladıktan sonra bu hamağı aldım. Arkadaş ne güzel bir şeymiş hamakta oturmak, yatmak. La bir dur. Oğlum nereye geldin lan? Korkuyorum ha. Ana bir sürü siyah kelebek var burada. Bu ne oluyor? Siyah kelebekler sardı etrafımı. Etrafımı kebelebekler sardı. Şuna bak kanatlarına. Seni de mi sıcak yordu yoksa? Beni tam 2 saat bekleten koca yürekli insan. Gel gel gel. Biçer döveri sür. Biçer döveri sür. Ya senin yapacağın. Bu manzara için çekilir mi lan bu? Temizlememişler, yapacak bir şey yok. İlerle. Takıldı. Dikene mi takıldın? Ne yaptın? Tracer yok bizde. MT-25 bu. Evet anlat ama. Seversin sen, anlat. Beni 2 saat bekletmen. Peki. Ya siktir. Nasıl olsa kapanmıyor. Harbiden. Yok kapanmayacak zaten. En sona görüştüğümüzde evdeydin. Ama aradan bir saat 45 dakika falan geliyor. Alın teri, alın teri. Çak. Vizör açık. Hala damlıyor bak. Bir de niye gelmedi bizden, diyorsun? Bizden damlamıyor. Ben burada kelebek istilasına uğradım hamakta. Ya, manzara için buraya mı geliyorum? Onu da biçerde böyle yaptık. Bak ota saplandı. Yolda görüşürüz. Evet.
Bir çerdever tracer'ımız. Aa! Ayağı mota takıldı. Bir çerdever ya. Oğlum abi motorun yarısı yok sanki lan. Ya cam çok fena ya. MT25'in altı değmez ya. Ya yavaş geçtikten sonra gene bir şey yok da. Ama acayip bir sıcak var valla. Ayağıma da girdi otlar ya. İzmit NCT sahile geldik. Şöyle motorlarımızı çektik. Sandalyelerimizi attık. Enes de karşımda dikilip beni izliyor. Beni ne izliyorsun? Beni videodan izlersin. Bana bak, bana. Bakacağım ben sana, bekle beni. Çöplerimizi topluyor. Siz olun, siz de burada çöplerinizi toplayın. Bak. Çok çok kötü. Çok kötü buralar ya, valla çok pis. Ne yapıyorsun? Sana hizmet yapıyorum. Yapacaksın tabi. Aslında seni kandırıp nevaleye çekiyorum. Senin haberin yok. Ya sonunda ama ben bayağı yedim ya, şaka bak. Sen yavaş yavaş şey yaptın orada. Ben orada bayağı bir götürdüm. Aç da değildim ha. Canım acıktı herhalde. Bak gene gözüm yönetlemiyor. Takip etmiyor. Etti galiba. Ha etti. Enes buradan nereye gidiyoruz? Milli Ataspor'umuzu yapmaya mı gidiyoruz? Decathlon'a gideceğiz. Ama Milli Ataspor'umuz yani. Mağaza gezme. Gidip hiçbir şey almadan çıkıyoruz. Ama alacağız oğlum. Maalesef alacağız yani. Bir iki bir şey alacağız. Çanta manta. Nasıl olsa pahalanıyor. Bir şey vardı ne? Geçen baktım. O mont gibi ince bir şey vardı. Ulan gene pahalanmış. Olsaydım kâra geçecektim şimdi. Çıktık böyle bir Decathlon'a uğrayacağız bakalım. Birkaç bir şey alacağız. Baf değil de şey. Balaklavadan alacağız. Nasıl olsa zamlanıyor yani. Bari alalım da kenarda dursun. Bir iki bir şey, çanta falan bakacağız. Çantada çok emin değilim. Yedek olarak belki alabilirim. Nasıl olsa zamlanıyor konusundan dolayı. Başka bir şey daha bakacaktım ya. Ha. Yeğenim için bir şeylere bakacaktım. Umarım unutmam. Bu navigasyon bile benim canımı sıkmaya başladı artık. TomTom mu alalım illa? Decathlon bayram diyor yani. Başka bir açıklaması olamaz. Acayip kalabalıktı. O yüzden hiç kameramalara dedim hiç sokup da hiç uğraşmayayım. Çok kalabalıktı. Bazı aradığımız şeyleri bulamadık mesela. Hatta bir sırt çantası var benim 20 litre. Onu kaldırmışlar. Çoktu, bayağı da ucuz bir şeydi. Onu niye kaldırıyorsun? Ne güzel. Çanta işte yani.
Sisler çok etkiliyor mu? Sisler çok etkiliyor mu? Anlamadım ki. Sisler çok etkiliyor mu? Arkadan bir ay parçası geliyor yavrum benim. Birazdan altları yakacağım, bir de öyle deneyelim. Bana bir alt ya da üst yap, tamam mı? Hangisi daha iyiyse. He? Böyle gidiyorum. Tamam, alttakini yakacağım, o daha aşağı bakıyor. Alt ya da üst yap bana, hangisi daha iyiyse.